Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an-ı Kerim'de bir ihtiyaca binaen sıralanma vardır. Bir de nuzul sırasına göre sıralanma vardır. Kur'an-ı Kerim'in nuzul sırasına göre sıralanmasında bizim tevhid dersi doğrultusunda sıralandığını görürüz. Aslında Kur'an-ı Kerim'in çeşitli ayetlerinde sıra takip edilmez. Ama esas nuzulde Cenab-ı Allah 5. ayeti kerime şeye kadar, sureye kadar sıraya takip etmemizi tevhid içerisinde göstermiş. Birinci nuzul ayeti Alak suresi. Alak suresinde dikkat ederseniz evvela okumamızı emrediyor. Elbette bir insan fena fillah olmadan okumayı bilmez. Okumayan bir insana oku der misiniz? Diyemezsiniz. Demek ki okunabilmesi için evvela bir insanın ne yapması lazım? Okumayı bilmesi lazım. Onun için bu ayet-i kerimede İkra bismi rabbikellezi halak. Oku. Rabbinin adıyla oku. Biz salikler de işte evvela Rabbimizin adıyla okumaya başlıyoruz. Nerede? Müşti Kamilimizin dizinin dibinde. Evvela zikir ruhu üfürüyor, sonra efal ruhu üfürüyor, sonra sıfat ruhu üfürüyor, sonra zat ruhu üfürmek suretiyle ademiyetimizi meydana getiriyoruz. Beka mertebeleri kişinin tekamülü içindir. Tahsil fenadadır, bekada tahsil yoktur. Onun için evvela okuyacağız. Peki kimden okuyacağız? Biz evvela kelimeyi şehadet diyoruz. Kelimesi dikkat edersiniz. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Bu kelimesi. Oku. Şimdi okuyabilmek için bir insanın öğretmene ihtiyacı vardır. O da Kalem suresindeki Nun vel kalem ve mâ yesterun. Birinci ayet-i kerime. Nun, dişi, Nur Muhammediye. Nur suresinin 35. ayet-i kerimesinde Nurus semavatı vel ardı. Allah yerlerin ve göklerin nurudur diyor. Dikkat ederseniz yerler ve göklerden bahsediliyor. Yerlerin ve göklerin nuru. Nur ne demektir? Nur, parlaklık, ziya anlamına geldiği gibi varlık anlamına da gelmektedir. Demek ki yerlerdeki varlıklar ve göklerdeki varlıklar, yani sizin nefsinizdeki olan varlıklarla, tecellilerle, şubelerle, ruhsal yönünüzdeki olan tecellilerin hepsi Cenab-ı Hakk'ın hükmü altında olduğunu görüyoruz. O bakımdan nur, nun vel kalem. Kalem nedir? Kalem yazandır. İki tane dili vardır, ortasından mürekkep akar, çok şeyler yazarsınız. İşte o kalem de Mürşid-i Kamil'in iki dudağının arasından diliyle söylemiş olduğu ilmi ledündür. Nedir ilmi ledün? Bir satır ilmi vardır, bir sadır ilmi vardır. Bir pozitif ilim vardır, bir de vehbi ilim vardır. Vehbi ilim dediğimiz, sır ilmi dediğimiz, satırlardaki değil, sadırdaki olan ilme ilmi ledün denir. Sadırlardaki olan ilme ilmi ledün denir. Satırlardaki değil. Tecellilerle, Cenab-ı Hakk'ın onun gönlüne ilkasıyla olan bir tecelli okunmasıdır bu. Müşti kamillerimizin kelam sıfatları açıldığı için onlardan bunlar tecelli eder. Biz soru sorarız veya herhangi bir müşkülümüzü arz ederiz.
O mübarekler kendileri bilmiyorsa dahi Cenab-ı Hakk'ın ilhamıyla onların gönlünde o tecelli eder, onun cevabını bize verir. Bizler de irşad oluruz. O mübarek de kendi söylediği sözden irşad olur. Onun o sorduğunuz soruyu bildiği için hebesinde var da çıkarıp size arz etmiyor. Olmayabilir de. İşte onun için nun dişi, kalem erkek. Dişiyle erkek, yani bir insanın nun varlıklar, kalem kemalatıyla, insanı kamildir, kemalat sahibi. Bunun yazması suretiyle ikisinin birliği tevhiddir ki işte ve mâ yesterun, sayfa sayfa gönül sayfanıza anlattığı sözlerle kulaklarınızdan giren o kelamlar gönül sayfalarınıza sizin yazılır. Sayfa sayfa yazılır. Demek ki okunması gereken olan şey neymiş? Mürşid-i Kamil'in iki dudağının arasından nunla kalemin birleştirdiği irfaniyet ve kemalatmış. Ve mâ yesterun, sayfa sayfa bizim gönlümüze yazılan Cenab-ı Allah'ın tecellileriymiş. Cenab-ı Allah'ın Adem'de ve alemde üç tecellisi var dedik. Zatından sıfatınıza, sıfatınızdan da fiillerle siz de açığa çıkışını zaten sergilemiş. Ama biz bilmiyoruz ondan. İşte Mürşid-i Kamil'e geldik. O bunları bize iki dudağın arasından bize bu ilmi lödünü anlattı. Bu sır ilmini anlattı. Bizler de tefekküre girdik. Aldığımız ilim dahilinde. Biliyorsunuz etiyle hayvanlar geviş getirirler. Salikler de sohbetlerde elde ettiği ilmi müsait evinde olsun veya müsait olduğu zamanda olsun tefekkürlerle geviş getirirler. Getirmelidirler. O zaman kendi tefekkürleri kendilerindeki olan o tefekkür kapılarını açar ve ondan sonra da onun doğrusunu, iyisini Cenab-ı Hak ona ihsan eder. Yoksa kalıplaşmış bir sözü almışsınız, koymuşsunuz, başkasına söyleyeceğiniz zaman kalıplaşmış olarak ona verirseniz bu sizin kopyacılığınızdan başka bir şey değildir. İşte onun için ikinci sure neymiş? Kalem suresi. Üçüncüye baktığımız zaman dikkat edersiniz. Birincisi de İkra. Okuduk. Neyden okuduk? Mürşid-i Kamil'den okuduk. Niye okuyacağız? Üçüncü Nuzul suresi Müzemmil suresidir. Kur'an-ı Kerim'de Müzemmil suresidir. Müzemmil suresine baktığımız zaman ne görüyoruz? Ey örtülerine bürünmüş olan, kalk Kur'an oku diyor. Demek ki kendi Kur'an'ımızı okuyacağız. Örtülerimize bürünmüşüz. Nerede örtüne bürünmüşüz? Gaflet, dalalet, zulmani perdeler altında yaşayan bir insanız. Henüz bilgisiz, cahiliz. Cehalet perdemiz var. Nispiyet perdemiz var. Şirk perdemiz var. Bunlardan kalkacağız, Kur'an okuyacağız. Hangi Kur'an okuyacağız? Allah'ın efalini, sıfatını, zatını okuyacağız. Okunması gerekli kitap bu. Başka kitap yok. İnsan kendisini okumaya kalkıştığı zaman da bu üç tecelden başka hiçbir ayet bulamaz. Dördüncü bir ayet yok zaten. Gördünüz mü? Mürşid-i Kamil'in iki dudağın arasından bizlere telkin edilmesi gerekli olan şey neymiş? Efalin, faali Allah, sıfatın, mevsufu Allah, vücudun, mevcudu Allah. Okuduk. Artık kendi varlığımızın olmadığını, varlık sahibinin Cenab-ı Hakk'ın varlığı olduğunu anladık. Artık tamamen. Peki dördüncü sure nedir? Müddessir suresi. Müzemmil'den sonra Müddessir suresi geliyor. Onda da aynı söylüyor. Ey örtülerine bürünmüş olan, kalk namaz kıl diyor bu sefer. Dikkatinizi çekerim. Birincisinde Kur'an okuyunuz diyor. İkincisinde namaz kılınız diyor. Demek ki Kur'an okuyamayan bir insan namaz da kılamıyormuş. Yani ne kadar güzel bir sıralama yapmış Cenab-ı Hak nüzulünde. Ama biz Kur'an-ı Kerim'i açtığımız zaman Fatiha-i Şerif birinci, Bakara suresi ikincisi, Ali İmran suresi üçüncüsü gibi böylece bir sıralamayla karşı karşıyayız. Bu onun şeysinin gerekliliği, surelerin büyüklüğünün
şekilde gerekliliğini öyle sıralamışlar. Ama bu nüzul sırası değil. Cenab-ı Hak dikkat ederseniz nüzulünde bile tevhidi asla ve asla şey yapmamış, terk etmemiş. Bize her yönüyle doğruyu, iyiyi, güzeli anlatıyor. Ama biz bu açıdan bakalım yeter ki. Diyor ki namaz kıl. Ve elbisenizi de diyor, temiz elbiselerinizi giyiniz. Dikkat ederseniz artık kişi tamamen cehaletinden, nisbiyetinden, şirkinden kurtuldu. Ondan sonra da ne yaptı? Namaz kılacak. Namaz kılabilmek için bir insanın kendisinden tecelli eden Rabbinin açığa çıkışını seyretmesi lazım. Namaz nedir? Namaz müminin miracıdır. Miraç nedir? Miraç ise Rabbiyle beraber olmaktır. Bir insanın Rabbiyle görüşmesidir. Siz Rabbinizle namazda görüşüyor musunuz? Kıyamda okuduğunuz ayetlerle seyredin kendinizi. Rükuda Subhan Rabbiyel Azim azametiyle sıfatlarından tecelliyi seyredin. Bütün vücut ülkenizdeki olan sıfatlarınızdan tecellisini idrakınızda, gönlünüzdeki geçene varasıya kadar izleyebilirsiniz. Siz bilirsiniz. Herkes nefsini bilicidir. Secdede aynı şekilde. Dikkat ederseniz hep konuşuluyor karşılıklı. Çünkü insan Subhan Rabbiyel Azim dediği zaman azametiyle benim noksan sıfatlardan münezzeh olan Rabbim azamet sahibidir. Ama noksan sıfatlardan da münezzehtir diyorsun. Semi Allahu lümen hamide. İşittim kulunun hamdini. Bak Cenab-ı Hakk'a kulun dilinden Subhan Rabbiyel Azim diyor kul. Cenab-ı Allah da o kulun dilinden gene Semi Allahu lümen hamide. İşittim kulunun hamdini diyor. Bak karşılıklı konuşma var. Rabbena lekel hamd. Hamd yalnız Rabbime mahsustur. Allahu Ekber. Her tek bir harekette Allah'ın ulluğunu, Allah'ın yüceliğini, Allah'ın her şeyi iade ettiği ifadesiyle secdeye varıyorsunuz. Subhan Rabbiyal Ala diyorsunuz. Sıfat mertebesinde azametiyle seyreden bir kişi kendisini artık miratında zatına mirat edin, aynı edindiğini, kendisindeki olan bu halin tecellisiyle zatının seyrini yapıyor. Kendi zatını görüyor. Ondan sonra teyyattaki ki tayyat Miraç'ta Resul Efendimiz'e çapılmış, meydana gelmiş olan bir hadistir o. Yarısı Hazreti Muhammed'e, yarısı da Allah'a aittir. Karşılıklı dikkat ederseniz bir tayyatta dahi karşılıklı konuşma var. Yarısı onun kulun Cenab-ı Hakk'a arzıdır, yarısı da Cenab-ı Hakk'ın kuluna olan mükafatının işesidir, belirtisidir. Ettehiyyatü lillahi ve selavatü ve attiyyat. Bak burada ibadetim, taatım, her türlü duam senindir ya Rabbi diye niyaz ediyor kul. Ondan sonra esselamu aleyhine ve ala ibadillahi salihin. Bütün selamım, selametim, bereketim, mutluluğum, her türlü lütfü ilahim senin üzerine olsun kulum diyor. Cenab-ı Hakk'ın ifadesi olduğu görülüyor. Melekler de eşheden la ilahe illallah ve eşhedenle Muhammeden abduhu ve resulü demek suretiyle ikisinin Allah ve Muhammed'in vücut ülkesindeki olan karşılık konuşmasına şahitlik yaptığı için ben şahitlik yaparım ki Hazreti Allah biridir. Çünkü burada kendisinin enerji ve hayat yönüyle Cenab-ı Hak sıfatlardaki kemalat tecellileriyle Muhammed olduğunu idrakına vardı. Bu iki tecellinin ikisinin de zevki bir kuvveyle zuhur ettiği için melek dediğimiz kuvvedir. Kuvve ile buna şahitlik yapıyor. Gördünüz mü? Eşhedenle ben şahitlik yaparım ki Hazreti Allah birdir elbette tabii onun mülkünde ondan başkası yok. Tecellide ondan başka bir tecelli de yok. Yine şahitlik yaparım ki Hazreti Muhammed onun kulu ve Resuludur. Kul demek masar demektir. Kul köle demektir. Kölenin sahibinindir kendi varlığı da. Hazreti Muhammed'in de kendi varlığı kendisinin değildir. Cenab-ı Hakk'ındır. Demek ki böylece kemalat tecellisini bir masardan açığa çıkarmasıyla bu meleklerde şahitlik yapıyor ve böylece kişi selamete çıkıyor. Dikkat ederseniz yani birincisinde ikra okuduk, ikincisinde Mürşid-i Kamil'in dilinden nun vel kalem ve mâ yesterun kalem suresindeki olan tahsili okumaya başladık. Evvela okuduğumuz şey neydi? Kur'an'dı. Yani vücut ülkemizdeki olan efal sıfat zat Kur'an'ını ne yaptık?
Müzemmil suresinde okuduk. Sonra Müddessir suresinde kalktık, namaz kıldık. Namaz kıl ve elbiseni de temiz olarak yap. Elbise nedir bilir misiniz? Elbise şeriattır. Muhammed elbisesi. Çünkü Allah'ın elbisesini örten Muhammed'dir. Muhammed elbisesi de şeriat-ı ahkamiyedir. Asla ayrılmayın. Ondan sonra artık kemalata geldik. Rabbimizle görüştük. İçimizi dışımızı tertemiz yaptık. Beşinci ayeti nuzulü Fatiha-i Şerif'tir. Evet. Beşinci nuzul suresi Fatiha'dır. Neden? Sebi Mesane. 2-7. İki yerde nazil olmuş. Bir Mekke'de, bir Medine'de. Yani ey kardeşim, senin beden, fiziksel bedenin Mekke'dir. Senin ruhsal yönün, gönül alemin Medine'dir. Gördünüz mü? Siretinizin suretten tecellisiyle Ahmet ise Ahmet, Mehmet ise Mehmet, Ayşe ise Ayşe, Fatma ise Fatma esmasıyla açığa çıkışını ne yapıyor? Sergiliyor. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim bütün diğer ayetleri bunların teferruatını anlatmaktan ibaret olduğunu anlıyoruz. İşte böylece biz yine burada da görüyoruz ki biraz evvelki sohbetimizde bir meratib-i ilahinin gerekliğini zatımızdan sıfatımıza, sıfatımızdan fiillerimizle nasıl tecellisinin zevkiyle bir yön gittiysek, şimdi de fena fillahın ve bekabillahın bütün yönüyle meratibin tahsilini bize tarif ettiğini Kur'an-ı Kerim'e anlıyoruz. Ebn-i Rüşd'ü Kamillerimiz bize bundan başka bir şey tarif etmiyorlar. O zaman kendimize döneceğiz. Hakikaten biz okuyor muyuz? Bir salik Müşti Kamil'in vermiş olduğu zikir ve rabızadan başka şeylerle meşgul olmamalıdır. Oluyorsa inanın o vuslatı yapamaz. Tökezlenir, zaman zaman dizi kanar, zaman zaman ayakkabının altındaki kösele çıkar, terler, kan ter içerisinde kalır, menzile varamaz. Mutlaka o zikirle, rabıtadan başka şeyle kişi hep aklı, fikri zikrinde ve Cenab-ı Hak'la beraber olmanın rabıtasında olmalıdır. Çünkü rabıtalar Cenab-ı Hakk'ındır. Kişiye rabıta olmaz. Cenab-ı Hakk'ındır. Fiilin faali Allah'tır, sıfatı mevsuf Allah'tır, vücudu mevcut Allah'tır. Bu rabıtayı kullandığınız zaman vuslat almamak mümkün değildir. Ama dediğimiz gibi biz yalnız ilimde, yalnız yiyelim, içelim. Bunun haricinde sohbetimizin bütün bir saatse sohbetimiz, bir saatin 15 dakikasını sohbet yapalım. Ondan sonra Ayşe Hanım senin oğlun nerede, kızın nerede, okudu mu, evlendi mi, dünya dertleriyle uğraşıyorsak bu vuslat olmaz. Yani kendi kendimizi aldatmış oluruz. Bu meclis tevhid sohbet meclisidir. Burada asla ve asla ne parti, ne takım, ne şu ne bu olur. Biliyorsanız hakkı konuşacaksınız, bilmiyorsanız sukut edeceksiniz. Kalbi zikre geçin. Bir kamilin huzurunda kalbiniz zikre geçmiyorsa çok eksiksiniz. Hemen kendinize dönün, devamlı sohbet olmadığı zaman, ilahi okunup da ilahi tefekkür etmeyeceğiniz zaman devamlı zikir yapmalıdır. Kalbi zikire girin. Bunu alıştırın kendinizi. Sorun kendinize. Öyle ihvan kardeşlerimiz var ki 20 seneli ihvan. Adam hala zikire geçmemiş. Daim zikire geçmemiş. 20 senelik. 25 seneli ihvan. Hala daha kelamiliğin ötesinde bir şey bilmiyor. Yazık. Bu kadar zamanımızı harcıyoruz, bu kadar imkanlarımızı harcıyoruz. İnanın, yani niyetimiz
halisane ise, hicapları bu açıldıktan sonra Cenab-ı Hakk'ın bütün varlıklarıyla olan fark, din olan İslam dini, fark dini, farkı uygulayalım. Farkı uygulamadığınız müddetçe daima zaten tokatlanıp duruyoruz. Ve içimizdeki huzur ve mutsuzluk da bizi rahat bırakmıyor. Üzüntü, keder, alamadık, veremedik dertleri bizi mahvediyor. Cenab-ı Allah yardımcımız olsun. Amin. Bu yolda inanın, inanan nadan kılsın bizi. Amin. Cenab-ı Allah zatından, sıfatına, sıfatından da esma alarak fiillerle açığa çıkışını, cemalullahını bizlerine hepimize göstersin. Amin. Gayemiz, evet, arzu ediyoruz. Görelim, her varlıkta Allah'ın cemalullahını seyredelim diyoruz da, fakat çalışmaya geldiğimiz zaman, istediğimiz zaman yalnız kelamdan öteye geçmiyoruz. Geçmediğimiz için de Cenab-ı Allah bize vermiyor. Cenab-ı Allah da efendim Kıyamet Suresinin sonunda yazıklar olsun size diye hitap ediyor bize. Yazıklar olsun, yazıklar olsun diye böyle. Çok bugün Kıyamet Suresini işledik de ondan sonra. Ne kadar üzücü bir şey efendim. Cenab-ı Allah'ın mülkünde yaşatsın seni, ye, iç, nefes al. Her şeyi versin, önüne versin Cenab-ı buna göre nankörlüğün devam etsen. Sen bu dünyadayken kıyametini koparma, ölmeden evvel ölme. Alem-i ahirette bundan sonra kendini müdafaa etmek için çaba sarf et. Yazıklar olsun size diyor Cenab-ı Allah bize. Tabii. Ne kadar üzücü bir şey efendim. Tabii. Evet. Allah aklımız başına toplamayı nasip etsin. Allah hidayet etsin hepimizi. Ölmeden evvel nasip etsin ya Rabbi. Evet, sadakallah lazım.